Şimdi Adıyaman'a gidelim. Hande Bayraktar haber nöbetini sürdüren isim. Bir çadırda çocuklar için bir alan kurulduğu bilgisi var. Hande de o noktada. Hemen sözü sana bırakayım Hande. Tamam. Sözü bize bıraktınız. Ben de sözü aslında çocuklara bırakmak istiyorum. Çünkü çok ısrar ettiler bana. Bana soru sor, bana soru sor diye. Hemen yanımdaki prensesle başlamak istiyorum. Adın ne? Feyza Nur. Feyza Nur, kaç yaşındasın? 8. Ne olmak istiyorsun? Öğretmen veya doktor. Tamam, peki burada ne yapıyorsunuz? Böyle kumlu yapıyoruz, kumdan kale yapıyoruz. Oyun oynuyorsunuz. Evet. Sen de istemiştin, sana da sorayım hemen. Senin adın ne? Harun. Harun, sen kaç yaşındasın? 8. Sen ne olmak istiyorsun? Muayene. Doktor mu? Doktor olacaksın. Tamam, peki burada neler yapıyorsunuz? Kumdan kale yapıyoruz, eğleniyoruz arkadaşlarımızla, oyun oynuyoruz. Tamam, ben yine geleceğim yanınıza, tamam mı? Şimdi şöyle anlatalım hemen. Burası neresi? Burası çadır kentteki bir park alanı. Tabii ki depremden en çok etkilenenler de şüphesiz ki çocuklar oldu. Onlar için hayatı biraz daha normalleştirmek için işte bu şekilde bir kum alanı oluşturuldu. Çocuklar da bu noktada oyunlarını oynuyorlar. Yani şehir merkezinin halini de sizlere zaten defalarca kez göstermiştik. O alanlarda psikolojik olarak etkilenmemek, bizler bile çok fazla etkileniyoruz ki onları gerçekten düşünemiyorum. Şu anda da aslında bir yandan tabii ki o anları belki de hiç unutmuyorlar ama bir yandan da hayatın biraz daha normale dönmesi için oyunlarını oynadıkları bir alan. Az önce bana anlattılar, tek tek işte oyun oynuyoruz, oyun hamurlarıyla oynuyoruz. Kitap okuyorlar bize dediler. Peki kimler kitap okuyor? Hemen onu da şöyle bir göstereyim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı burada psikososyal destek çadırı kuruldu. Bakın bu çadırda 25 öğretmen var. Tabii şu an onlar burada değiller. Çünkü başka farklı noktalarda da kuruldu. O alanlara gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Buradaysa hem çocuklarla oyun oynuyorlar hem de onlara psikolojik destekte bulunuyorlar. Tabii profesyonel bir ekip var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimizden oluşuyor 25 kişilik bir ekip Adıyaman'da çadır kentte. Şurada bir çadır daha gördüm. Türk Kızılayı diyor. Gel gel Hüseyin bak. Burada bir çadır daha gördük. Bunun önüne de resimler yapmışlar. Feyza Nur az önce dedi ki bir resim gördüm ben. Birisi dedi Mickey Mouse yapmış ama ağzını pek güzel yapamamış dedi. Burada da çocuklarımızın çizdiği resimler var. Bakın Adıyaman yazmışlar. Yani çocuk olmak tabii biraz daha farklı bir durum. Tüm bunları yaşarken evet belki hiç unutmayacaklar ama bir yandan da hayatı bir şekilde daha normalde yaşayabiliyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. O alanlardan birindeyiz. Çocuklar için bu şekilde bir yer oluşturuldu. Burada tabii karşıda afat çadırlarını görüyorsunuz. Bu çocukların hepsi aileleriyle birlikte bu noktalarda kalıyorlar. Ne olduklarını, belki niye burada kaldıklarını çok hakim değiller. Ne yaşadıklarının belki çok farkında değiller ama hayatın biraz daha normalleşmesi için bu şekilde oynuyorlar. Feyza, keyfin yerinde mi? Evet, tamam. Çadır kentte, benim de yerinde. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok da tatlılar, çok akıllılar. Hepsi birbirinden güzel çocuklarımız için böyle de bir alan oluşturulmuş. Hem onların psikolojik destek sağlamak amacıyla hem de oyun oynayacakları alanlar oluşturulmuş durumda. Belki şöyle de bir hatırlatma da bulunmuş olabilirim. Şimdi aklıma geldi aslında. İşte gönüllüler böyle yardım yollamak istiyorlar. Şehrin merkezine baktığımız zaman yiyecek içecek yardımı çok fazla yapıldı. Artık bir yerden sonra buradaki vatandaşların bizlere söylediği sık sık şu oldu. Artık gerek yok yollamak. Hatta birisi dedi ki bana da bir ikramda bulundu. Ben dedim ben istemiyorum. Vatandaşlar yesin dedim. Dedi ki abla herkes böyle söylüyor. Kimseye veremiyoruz dedi artık. Kaldı hepsi bunların dedi. Onu hatırlatayım. O yüzden de belki çocuklar için bir şeyler yollanılabilir. Oyuncaklar yollanılabilir. Çünkü onlar bir şekilde burada yaşamlarına normalleştirmeye çalışmamız lazım onların. Psikolojilerini daha sağlam tutabilmemiz lazım hep birlikte. Bunu aşabilmemiz gerekiyor. O yüzden bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Az önce Feyza Nur şunu da söyledi. Kitap okuyorlar bize dedi. Kitap da yollayabilirsiniz. Kitapları da çok seviyorlar. Kitap okunsun istiyorlar.
buradan Çadırkent'ten bu çocuklar için oluşturulan alanı sizlere gösterdik. Çok büyük bir alan burası, bir stadyum tabii. Bu alana farklı iki noktasında daha bu şekilde yerler olduğunu söylediler. Bizi ekranlarınıza taşımak istedik diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.